Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. TYT'de 23. haftadayız, AYT'de ise 14. haftadayız. TYT'nin 23. haftası demek artık son konuları veriyoruz demek. Çünkü 24. haftada son genel tekrarlarımızı yaparak TYT'nin konularını bitirmiş olacağız. Yani TYT 23. haftada artık son konularımızı veriyoruz. AYT'ye ise Şubat ayına kadar devam edeceğiz. Şimdi hemen bir TYT AYT'de bu hafta çalışmamız gereken konulara bir bakalım. TYT Türkçe 23. haftada anlatım bozuklukları ünitesindeyiz. Anlama dayalı anlatım bozuklukları ve dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları videolarımız var. Toplam 2 video, toplam süreleri yaklaşık 35 dakika ve minimum 30 soru bu hafta bu konulardan çözmeniz gerekiyor. AYT Edebiyat 14. haftada Fecre Ate Edebiyatı'ndayız. Peki videolarımızda neler var? Dönem Edebiyatı'nın oluşumu, dönem edebiyatının ürünleri, dönemin şair ve yazarları toplam 3 video, toplam süreleri 45 dakika ve minimum 40 soru da bu hafta bu konudan çözmeniz gerekiyor. TYT Matematik 23. haftada merkezi eğilim ölçüleriyle başlıyoruz. Veri konusuna geçiş yaptık. Merkezi yayılım ölçülerinden hemen arkasından 2 videomuz var. Son olarak verilerin grafik ile gösterilmesi videolarımız var. Toplam 4 video, toplam süreleri yaklaşık yarım saat ve minimum 30 soru da bu hafta bu konudan çözmeniz gerekiyor. AYT Matematik 14. haftaya baktığımızda toplam sembolünden 2 video ile başlıyoruz. Hemen ardından diziler var arkadaşlar. Dizilerde de dizilere giriş, aritmetik dizi ve geometrik dizi konularımız var. Toplam 6 video, toplam süreleri yaklaşık 1,5 saat ve minimum 60 soru da bu hafta bu konulardan çözmeniz gerekiyor. TYT, AYT geometri konularına bakarsak, geçen hafta nokta analiti ile analitik geometriye geçiş yapmıştık. Bu hafta doğrunun analitik incelenmesinden toplam 5 videomuz var. Toplam süreleri 1 saat 10 dakika ve minimum 60 soruda bu hafta TYT AYT geometrinin bu konularından soru çözmeniz gerekiyor. Geometride TYT AYT'yi biliyorsunuz birlikte yürütüyorduk. Bundan sonrası için sadece AYT'de çıkan geometri konularını vermeye devam edeceğiz. Hemen geçtik fizik, AYT fizik konularına. TYT Fizik'te geçtiğimiz hafta dalgalar konusuyla, ünitesiyle bitmişti. O yüzden AYT Fizik'le devam ediyoruz. 14. haftada sığaçlar yani kondansatörler videosuyla başlıyoruz. Hemen ardından elektrik akımının manyetik etkileri videomuz var. Ve son olarak manyetik kuvvet toplam 3 video. Toplam süreleri yaklaşık yarım saat ve minimum 40 soruda bu hafta bu konulardan çözmeniz gerekiyor. TYT Kimya 23. hafta konularında ise bir konumuz var bu hafta, o da gıda arkadaşlar. 16 dakikalık bir süresi var ve minimum 15 soru daha bu konudan bu hafta çözmenizi öneriyoruz. AYT Kimya 14. haftada yanda da görüyorsunuz kimyasal tepkimelerde denge konusundan, denge hesaplamalarından 2 video, dengeyi etkileyen faktörlerden de 2 tane videomuz var, toplam 4 video. Toplam süreleri yaklaşık 1 saat 10 dakika ve minimum 40 soruda bu hafta bu konulardan çözmeniz gerekiyor. TYT biyoloji konularını da bildiğiniz gibi bitirmiştik. AYT biyoloji 14. haftada komünite ve popülasyon ekolojisi ünitesindeyiz. Videolarımızın arasında komünite ekolojisi, komünitede rekabet ve süksesyon konuları var. 3 video, toplam süreleri 20 dakika ve minimum 40 soru da bu hafta bu konulardan çözmeniz gerekiyor. Geldik TYT, AYT, tarih 23. hafta konularımıza. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyasetinden 2 video, hemen ardından 30 yıl savaşları, 17 ve 18. yüzyılda Avrupa'da düşünce, 17. yüzyıl ıslahatları, uluslararası ilişkilerde denge stratejisinden 2 tane video, hemen ardından son olarak 18. yüzyıl ıslahatları videolarımız var. Toplam 8 video, toplam süreleri 1 saat 42 dakika ve minimum 60 soruda bu hafta bu konulardan çözmeniz gerekiyor. TYT coğrafyanın 23. hafta konularına bakarsak doğal afetler ve toplumdan 4 tane videomuz var. Toplam süreleri 1 saat 10 dakika ve minimum 30 soru da bu hafta bu konulardan çözmeniz gerekiyor. Son olarak AYT coğrafyanın 14. haftasına bakalım. Doğal kaynaklar ve insan videosuyla başlıyoruz. Doğal kaynakların kullanımında etkili olan faktörler, doğal kaynakların kullanımında çevre duyarlılığı, doğal kaynakların kullanımına örnekler ve son olarak doğal kaynaklar ve çevreden 2 tane videomuz var. Toplam 6 video, toplam süreleri yaklaşık 1 saat ve minimum 40 soru da bu hafta bu konulardan çözmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu hafta TYT ve AYT'de çalışmamız gereken konular bu şekildeydi. Dediğim gibi TYT'nin 23. haftasında artık biz son konuları veriyoruz. 24'te de genel tekrarlarla TYT'yi bitireceğiz. AYT'ye devam ediyoruz. Hepinize iyi haftalar diliyorum, iyi çalışmalar.